Değerli izleyenler, bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz şimdi. Televizyonumuz Genel Yayın Yönetmeni Sayın Aydın Çubukçu telefon attığımızda. Aydın Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet hocam böyle bir konuda faydalı. Bağlanmak zorunda kaldık. Evet, yeniden bir RTÜK tarafından yayınımız kesilmek isteniyor. Evet. Ve yaşananları biliyorsun, neler söyleyeceksin, ne yapılmak isteniyor? Geçen gün özellikle bu gizli olaylar, gizli direnişi sırasında yaptığımız yayınlardan dolayı bazı çevreler bana diyorlardı ki nasıl konuşturuyorlar sizi ya? Yani bu kadar etkili yayın yapıyorsunuz, gizli olaylarını en direkt olarak veren televizyonsunuz. Hükümet sizi mutlaka not etmiştir demişlerdi. Ben de... Olabilir dedim, yani burası Türkiye, her an yayınımızı kesebilirler ama biz yalnızca gizli direnişi sırasında değil, bundan önceki bütün işçi emekçi direnişlerine, kadınların hareketine, Kürtlerin hareketine en büyük haber değeri biçen ve bunu halka, kitlelere ulaştırmak, dünyaya seslerini duyurmak için yayın yapan bir televizyon kuruluşuyuz. Dolayısıyla Gezi ancak bunun bahanesi olabilir demiştim. Öyle görünmüyor ki 6 yıllık yayın sürecinde bizim yaptığımız her şey aslında bu üzerimize gelen saldırıyla birlikte onaylanmış olmaktadır diye düşünüyorum. Tabii ki buna karşı hemen razı olacak, bunu hak etmiştiniz şeklinde algılamalara yol açacak bir tutum takınmayacağız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve bu haksız, antidemokratik yasaklamayı ortadan kaldırmaya çalışacağız. Evet, yani bu aslında karartma girişimi olarak ancak herhalde gündemimizde olabilir. Yoksa verilen süre zarfında kapatılacak değil, biz bunu engelleyeceğiz diyorsunuz yani Sayın Çubukçu, televizyonumuz için. Umarım. Yani bu ilk defa başımıza gelmiyor. Evet. Daha önce de biliyorsunuz böyle bir fişimizi çekme girişiminde bulunmuşlardı. Büyük bir destekle, biz halktan gelen, sendikalardan gelen destekle bunu püskürtmeyi başarmıştık. Evet. Peki belki Aydın Hocam, belki şöyle bir şey, yani hani yalanın hakim olduğu günlerden geçiyoruz. Yani hakim olmaya çalıştığı günlerden geçiyoruz. Evet. Yani aynı günlerde gerçeklerin sesini kısmaya yönelik şeyin bir tesadüf olduğu söylenemez herhalde, değil mi? Hayır. Bütünüyle bir tutarlı bir politikadır bu. Gerçeğin sesi nerede yükseliyorsa bu yalan imparatorluğu diye adlandırdığımız sistem nerede bizim karşımıza çıkıyorsa o bütünüyle bir bütün hücreleriyle her yerde karşılaştığımız bir şeydir. Dolayısıyla bunu bağımsız, yalnızca Hayat Televizyonu'na ya da benzeri kuruluşlara yöneltilmiş bir saldırı olarak değil, bütünüyle karşı karşıya olduğumuz durumu özetleyen bir şey olarak görmek lazım. Evet Aydın Hocam. Çok teşekkür ederim bu açıklama içinde, bu yaptığınız vurgular içinde. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.